Sarkozy bu aşamada anlaşmanın ayrıntılarına girmek için erken olduğunu ancak tam bir uzlaşma sağlanamadığını anlatırken, Euro'yu istikrara kavuşturma sorumluluğunun özellikle Fransa ve Almanya'ya düştüğünün farkındayız. Sürdürülebilir ve kapsamlı bir cevap vermeliyiz diye konuştu. Sarkozy, Kasım ayında kanda yapılacak G20 zirvesinden önce krizin çözüleceğini inandığını bildirirken, bu kriz ülkelerimizde ve tüm dünyada ciddi sorunlara neden oldu. Bu krize sürdürülebilir ve küresel bir cevabı ay sonundan önce verme konusunda uzlaştık. Çünkü Avrupa Birliği'nin kandaki G20 zirvesine kadar bu sorunları çözmesi gerekiyor dedi. Almanya Başbakanı Merkel de piyasaların güvenini yeniden sağlamak için 17-18 Ekim'de Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde açık bir mesaj gönderilmesi gerektiğini söyledi. Orada bölgesi üyesi 17 ülkenin devlet başkanı ve başbakanlarının gelecek hafta sonunda Brüksel'deki kritik zirvesine hazırlık olarak nitelendirilen görüşme sırasında borç krizinin ilk kurbanı olan Fransa-Belçika ortaklığındaki Dexia Bankası'nın durumunun da ele alınacağı öne sürüldü. Bunun yanı sıra gelecek ay ortalarında hazinesinde borç ödemesi yapacak parası kalmayacağı öne sürülen Yunanistan'a verilen kurtarma paketinin son taksidiyle ilgili görüşmelerinde tartışıldığı sanılıyor. Uluslararası Para Fonu IMF'nin verilerine göre Euro bölgesindeki bankaların ellerindeki Yunan tahvilleri nedeniyle en az 200 milyar euro tutarında sermaye açığı var ve bu açığı kapatmak için sermaye arttırımına gitmekten başka çaresi bulunmuyor. <laughs>